videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Miraç gecesinde Peygamberimizin göğe yükseldiği yer olan bu asılı kaya, Mescid-i Aksa'nın en yüksek noktasında tam kalbinde yer alıyor. Doğal ve düzensiz şekilli bu kaya, yaklaşık 13 ila 18 metre boyutlarında ve yaklaşık 2 metre yüksekliğinde. Altında bir boşluk olan bu kaya, gerçekten havada asılı gibi duruyor ve altında namaz kılınan, ibadet edilen bir mağara veya oda bulunuyor. Ağır olmasına rağmen Peygamberimizin zamanından beri sabit kalmış ve birçok hikaye ve efsaneye konu olmuş. Bazıları, Peygamberimiz göğe yükselirken bu kayanın onun arkasından uçtuğunu ve Cebrail'in ona dur dediğini söyler. Ayrıca, Peygamberimizin ayak izi ve meleklerin parmak izlerinin olduğuna inanılır. İsrailoğullarının peygamberleri tarafından da kullanılan bu kaya, Peygamberimiz ve sahabileri tarafından göğe yükseliş için kullanılmıştır. Altında, Ruhlar Mağarası adında küçük bir mağara bulunur. Bu doğal boşluk üzerine Kubbetü's Sahra Camii inşa edilmiştir. 2005 yılında Suudi Arabistan'ın El Ehsa bölgesinde havada asılı duran başka bir kaya ile ilgili bir haber yayılmıştır. Bu kaya, yılda bir kez Nisan ayında yaklaşık 30 dakika boyunca havada 11 santimetre yükselir. 17 yıldır bu olay yaşanmakta ve 1989 yılında başlamıştır. Ürdün'deki Elbeka bölgesindeki insanların bildiği, Peygamberimiz Muhammed'in doğumunu anma günlerinde her yerden Müslümanların akın ettiği o ağaç. Bu ağaç 11 metre yüksekliğinde ve çıplak bir çölde, neredeyse orada bulunan tek ağaç. Yaşı 1500 yıldan fazla olmasına rağmen hala yeşilliğini, canlılığını ve güzelliğini koruyor. Ağacın yüksekliği 11 metreden fazla ve derin bir tarihe sahip. Etrafında hayat belirtisi olmadan, yalnız ve mağrur bir şekilde geniş çölün ortasında duruyor. Çevresinde başka yeşillik yok. Araştırmacılar Peygamberimiz Muhammed'in Şam'a yaptığı yolculuk sırasında Hazreti Hatice'nin hizmetkarı Maysara ile birlikte bu ağacın altında gölgelendiğini söylüyor. Bu ağacın hikayesi pek çok sırat ve tarih kitabında yer alır ve Maysara, Hazreti Hatice'nin hizmetkarı tarafından anlatılır. Maysara, Peygamberimizin ticaret seyahatinde ona eşlik etmiş ve seyahatten döndükten sonra Hazreti Hatice'ye Şam bölgesinde yani Elbeka bölgesindeki bu ağacın olduğu yerde Peygamberimizin ağacın altında otururken bir kahinin onu çağırdığını ve Maysara'ya bu ağacın altında oturan adam kim diye sorduğunu anlatmıştır. Maysara, Hazreti Hatice'ye ağacın detaylarını anlatırken, ağacın dallarının sanki Peygamberimiz Muhammed'e sarılmak istiyor gibi eğildiğini belirtiyor. Bu ağacın altında Peygamberimiz Muhammed'in gölgelendiği Ürdün'deki bir vadiye Şam'a yolculuk yaparken, Bahira rahibiyle buluştuğu yerde olduğu söyleniyor. Enerji bilimcilerine göre bu ağacın muazzam bir nurani enerjisi var ve insanlar bunu bugün bile kullanıyorlar. Allah'ın izniyle bu ağaç garip bir şekilde sanki bir bahçıvan ona sanatını ve güzelliğini katmış gibi büyümüş. Ancak bu Allah'ın işidir. Bu ağacı ziyaret eden birçok kişi, sosyal medya sitelerinde bu ağacın dinlenme ve bereket yeri olduğunu anlatıyor. Çevresi yaklaşık 285 santimetre ve yüksekliği 11 metre olan bu ağacın 50 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Yaklaşık 1500 yıl geçmesine ve yakınında su kaynağı olmamasına rağmen bu ağacın büyüklüğü ve yaşaması gerçekten büyük bir mucize. Peygamberimizin altında gölgelendiği zaman bu ağacı kutsadığına inanılıyor. Bu ağaç bu çölde su olmadığı ve kimse tarafından ilgilenilmediği halde bu kadar büyük boyutta nasıl büyüyebilir? Gerçekten Allah'ın bir mucizesi ve birçok bilim insanını şaşırtan bir olgu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.